programımız devam ediyor. Birazdan Aytu Atıcı, CHP Mersin Milletvekili bizlerle birlikte olacak. Şimdi birkaç başlık verelim öncesinde sevgili izleyiciler. Putin'le Trump dün görüştüler. Putin Trump'ı tebrik etti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Türkiye ile diyaloğa devam dediler. İtalya Dışişleri Bakanı aynı zamanda açıklamalarıyla dikkat çekti. Türkiye ile kapıları kapatmamamız lazım diyor. Şu sıralarda İstanbul Ataşehir'de bir operasyon var. Uyuşturucu operasyonu, o da önemli. Onu da vurgulayalım. Ve Irak parlamentosundan bir tehdit var. Türkiye'ye askeri müdahale söz konusu, Türkiye'nin askeri bir müdahalesi olduğunda karşılık, askeri karşılık verme söz konusu sevgili izleyiciler. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tarihe geçen cümlelerini dinleyelim. Birazdan sohbete de başlayacağız. Birkaç başlık var yine aktarmak istediğim. Ama önce Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, yani bireylere nasıl bakıldığını anladığımız o sesleri, gütme, güdülme, çobanlık ve koyunlar arasındaki ilişkiyi bir daha getirelim ekranlarınıza. Çobanlık deyip hafife almayın. Alan alsın. Çobanlığın çobanlığın değerli kardeşlerim, felsefesini anlamayan, onun psikolojisini yaşamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım. Sevgililer sevgilisi hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden mes'ulsunuz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Mesele bu. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir salon dolusu vatandaş tarafından da alkışlandı. Tabii salondakilere çobansınız dendiği için bir problem olmayabilir ama geri kalanlarımız için koyun olmak noktasında bir sorun var mı? Ne dersiniz Aytu Bey? Öncelikle günaydın. Hoş geldiniz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben ne diyeyim Allah aşkına? Yani çobansınız, koyunları güdemezseniz insanları yönetemezsiniz diyen bir zihniyeti alkışlayan insanlara ben ne diyeyim? Hadi onlar alkışlıyorlar, hadi onların belli bir amaçları var, çıkarları var, belli bir takım niyetleri var. Umarım bu sözler Cumhurbaşkanı'nın süzgecinden geçemeden çıkan bu sözler, umarım halkı biraz uyandırmıştır Semra Hanım. Umarım. Yani yurttaşsınız demiyor zaten yurttaşlara. Koyunsunuz diyor. Şimdi bakın. Bu da yaşadığımız bizi yöneten beterin, zihniyeti beterin, açık açık göstermiş oldu. Beterin beteri var mı? Var. Beterin beteri nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi bana 2002 yılından 2003 yılındaki o Irak tezkeresinden bu yana bir tane AKP milletvekilinin farklı şekilde oy kullandığını gösterin. Herkes ne için oy kullandığını bilemeden ellerini kaldırıyorlar. Hı hı. Ben meclisteyim, görüyorum. Görüşmeler yapılıyor, müzakereler yapılıyor, ciddi tartışmalarımız oluyor. Salon bomboş. Televizyonda gösteriyor zaten salonun boş olduğunu. Tam oylama yapılacağı zaman harala gürele yüzlerce milletvekili birbirini ezercesine adeta kapılardan içeriye giriyorlar. Ne vereceğiz, ne vereceğiz? Evet mi, hayır mı? Birisi oradan diyor ki evet veriyoruz. Herkes evete basıyor. Birisi diyor ki hayır veriyoruz. Herkes hayır basıyor. Ben şu kulaklarla duyuyorum arkadaşlar. Hatta kapıdan hayır ha, evet ha diye milletvekillerini yönlendiren, çünkü bilmiyor ki ne konuşulduğunu, ne tartışıldığını. Onun için onun önemi de yok ki zaten. Onun orada varlık sebebi milleti temsil etmek değil.
onun oradaki varlık sebebi bir kişiyi temsil etmek. Bir kişinin dediklerini yapmak, bir kişinin emirlerine uymak. Yani burada ifade edilen cümlenin gereği yerine getiriliyor. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gereği yerine getiriliyor. Aynı sözleri biz kendilerine iade ediyoruz. Onların güdecekleri sürüler olabilir. Ben yurttaşım. Evet, ben kendimi onların güdecekleri sürüler olabilir. Allah yollarını açık etsin. Ben güdülmek istiyorum kardeşim. Sana ne? Diyen insanlar çıkabilir. Onların da Allah yolunu açık etsin. Başımızın üstünde yerleri var. Ama biz özgür yurttaşlar, biz laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, eşit yurttaşlar, onurlu insanlar güdülmeyeceğiz. Bizim derneklerimizi kapatabilirler. Bizim eğitim senelerimizi içeri alabilirler. KESK'lileri kovalayabilirler, içeri alabilirler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyelerini alabilirler. Onurlu basın emekçilerini alabilirler, milletvekillerimizi de alabilirler. Hiç umurumuzda değil. Biz Atatürk'ten ne öğrendiysek onun yolunda yürümeye devam dönüş edeceğiz. Yok. Dönen dönsün, ben dönmezem yolundan. Yani hiçbir şekilde biz kendi öz kültürümüzü kaybetmeden gideceğiz. Biz bu mücadelede Atatürk'ün ışığından yararlanıyoruz. Biz bu mücadelede Pir Sultan'ın direncinden yararlanıyoruz. Biz bu mücadelede Hacı Bektaş'ın bilgeliğinden, Mevlana'nın yüceliğinden yararlanıyoruz. Bütün bunlardan yararlandığımız için Semra Hanım 93 yıldır ayaktayız. Derinliği olan, kökü olan, elbette, kökleri olan elbette bir durum. Bu arada sohbete başlayacağız. Sağlık Komisyonu'nun, daha doğrusu plan bütçedeki sağlık bütçesini değerlendireceğiz. Önemli bilgiler aktaracağınızı biliyorum da siyasi gündemde birkaç başlık var. Onları bir hemen konuşmak istiyorum. Şimdi gazetelerde, birkaç gazetede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Rusya'nın Sesi radyosuna verdiği demeç var bazı gazetelerde. Bazı gazetelerde ise önceki gün başkanlık meselesinin gündeme getirilişinden sonra Kılıçdaroğlu'nun bir gelsin görelim deyişi manşete taşınmış. Şimdi Orta Doğu gazetesi de işin açığı rahatlamış. Çünkü o konuyu bir türlü gündeme getiremiyorlardı. Şimdi ekranda o Bahçeli, Binali Yıldırım görüşmesi minicik bir haber olmuştu Orta Doğu'da. Normalde Bahçeli manşet olurken bugün mesela Kılıçdaroğlu haberini görüyoruz Orta Doğu gazetesinde. Bu MHP yönetiminin rahatladığı anlamına geliyor bu bağlamda, bu sözlerden. Ne demek istedi Sayın Kılıçdaroğlu? Nasıl yorumlayalım bu konuyu? Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu son derece dikkatli çalışan ve elinde bilgi olmadan konuşmayan bir insandır. O yüzden bu başkanlık rejimi ile ilgili metin nedir hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir alanda da konuşmak, detaylı konuşmak istemiyoruz. Ama dünyada başkanlık tipleri var. Bu başkanlık tiplerini incelediğimiz zaman hiçbir tanesi bize uymuyor. Efendim Türk tipi başkanlık sistemi getirilecekmiş. Bunun ne olduğunu da açıklamıyorlar. Şimdi demin de söyledik ya, biz koyun değiliz ki güdülelim. Yani birisi bir şey söyledi diye bunu kabul edelim, birisi bir şey söyledi diye reddedelim noktasında değiliz. Biz bilimsel olarak biz bazı şeyleri görmeden asla adım atmayız. Sayın Genel Başkanımız da bu şekilde düşünüyor. Bir görelim diyor, bakayım neymiş diyor. Ama ilkesel olarak biz karşıyız. Fakat karşı duruşumuzu nasıl halka anlatacağız? Hangi argümanları kullanacağız? Bunu görmemiz lazım diyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Hani metni görelim derken önce hani karşıtını koyabilmek için önce onu görmemiz lazım. Şimdi metni lazım görelim demek gerekirse kabul ederiz anlamında değil. Bunu tabii ya, bunu buna çocuklar bile güler. Çünkü laik demokratik sosyal hukuk devletinin yok olmasına Cumhuriyet Halk Partisi seyirci kalamaz. Rejim değişikliğine Cumhuriyet Halk Partisi seyirci kalamaz. Türkiye'nin açık seçik bölünmesine Cumhuriyet Halk Partisi sessiz kalamaz. Biz ilkesel olarak başkanlık sistemine karşıyız. Bunun tarihsel gerekçeleri var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri başkanlık sistemiyle yönetiliyor. İyi mi oluyor? Bize ne? Kendi tarihsel süreçlerinden süzülüp gelen yapısı, bir yönetim şekli. Orada eyaletler var. Efendim Kuzey-Güney savaşları var. Eyaletlerin her birisi bir devlet. Adı üstünde Amerika Birleşik Devletleri. Pek çok devlet Amerika'da, ABD'de bir araya geliyor ve bir Birleşik Devletler
topluluğu oluşturuyor. Burada başkanlık sistemi tabii ki gerekli olabilir. Yani bunun rejiminde böyle bir yönetim elbette ki akla yatkın gelebilir. Veya dünyanın diğer ülkelerinde diktatörlük sistemlerin hakim olduğu ülkelerde başkanlık sistemi en kolay sistemdir. Koyarsınız önünüze insanları, yönetirsiniz, gidersiniz, basar geçersiniz. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye'de başkanlık sisteminin ciddi sıkıntılar yaratacağını ve bir sonraki aşamada eyaletlere bölünüp Türkiye'nin parçalanma senaryosu olduğunu biz net bir şekilde görüyoruz. Kimse bize vay işte bölünme naraları atıyorlar filan demesinler. Ben hadi ondan vazgeçtim. Yani onu bir kenara koyalım. Allah rızası için bizi izleyenler kendilerine şu soruyu sorsunlar. Yahu biz mevcut parlamenter sistemde neyi yapmak istiyoruz ve yapamıyoruz? Bu soruyu hepimiz kendimize soralım. En başta Recep Tayyip Erdoğan sorsun. Sorsun ya ne istediniz? Yani ne yapmak istiyorsunuz da bu parlamenter sistem size ayak bağı oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı ama zaten hani şikayetleriyle zaten görünüyor son zamanlarda. Dün de mesela çiftçilerle yaptığı toplantıda Milli Tarım Projesi'nde niye bu kadar az çeşitlilik var bizde, niye bu kadar az üretiyoruz falan. Parlamenter sistem mi buna engel oluyormuş? Derken hani hep şikayet ederek 15 senenin sonunda bile hep şikayet ederek bir söylemde bulunuyor. O yüzden çok şaşırtıcı gelmiyor. Mağduru oynamak tabii ki puan getiriyor elbette. Bunu oynadıklarını çok iyi biliyoruz. Onlar darbe mağdurlarıdır. Darbeye seyirci kalırlar. Darbenin önceden geleceğini bilirler. Sessiz kalırlar. Sonra vah bize tokat attılar derler. Bütün bunları herkes çok net bir şekilde biliyor. Neden başkanlık sistemi getirilmek isteniyor? Çok basit bir soru. Yani gidin bize bunu esnafa ikna sorun. Etsinler diyorsunuz. Ya yani çok bizi açık bir değil şekilde. Ya gitsin esnafı ikna etsin. Gitsin. Efendim çiftçiyi ikna etsin, sokaktaki insanı ikna etsin. Başkanlık sistemi neden gerekli? Mevcut sistemden ne derdiniz var da, ne yapamadınız bu ülkeye de başkanlık sistemi istiyorsunuz? Semra Hanım, Allah aşkına herkes kendine bir sorsun. Bu ülkenin birinci gündemi başkanlık sistemi midir? Bu ülkenin ilk sorunu başkanlık sistemi midir? Yoksa %21'e varan genç işsizliği midir? Alıp başını 3.3'ü geçen dolar mıdır? Yani fakirlik midir? Bu ülkenin sorunu hastanelerde perişan olan insanlar mıdır? Beli kırılan narinciye üreticisi midir? Bunu bir sorsunlar önce. Birinci derdimiz bizim başkanlık mıdır? Yoksa yoksulluk mudur? İşsizlik midir? Yurt bulamayan öğrenci midir? Bunu bir sorsunlar. Eğer bizim derdimiz hakikaten başkanlık ise o zaman elimizi açalım, dua edelim, gidip oy verelim, başkanlık sistemi gelsin, her şey bitsin. Bana şunu söylesin Recep Tayyip Erdoğan, kardeşim başkanlık sistemi gelecek, terör bitecek. Bunu bize bir anlatsın. Desin ki bakın ben parlamenter sistemde, üstelik şu an olağanüstü haldeyiz, parlamenter sistemde terörü bitiremiyorum. Gerekçeleri şunlar şunlar şunlardır. Başkanlık sistemi gelirse terör bitecek, kan akmayacak. Veya ikna etmesi gerekiyor nihayetinde. Halkımız fakirlik içerisinde. Başkanlık gelince herkes zengin olacak. Bunu bize söylesin. Bunları anlatsın. Evet. Şimdi size şunu aktarmak istiyorum. Birkaç tane başlık var. Sohbetin yönü biraz değişsin isterim. Ahmet Altan'ın açıklamaları var bugün. Gerçek gündeme düşmüş. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi. Ama tabii ki bu aktarım Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri sayesinde oluyor. Cumhuriyet Halk Parti'nin cezaevi komisyonu üyeleriyle onların sayesinde ulaşabildiğimiz bilgiler. Ahmet Altan çok ilginç bir cümle söylüyor. Tutuklu değiliz, esiriz. Bugün Atatürk'ü arar hale geldik diyor. Şimdi bir tabii Türkiye'de bir takım evrilmeler oldu, siyasi tartışmalar oldu vesaire. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Bir başka haber var elimizde. Ataya büyük saygısızlık diye Aytuğ Bey. Ordu'da Perşembe ilçesinde Ordu'nun Orta Tepe İlköğretim Okulu taşımalı eğitim veriyormuş. Başka bir bölgeye taşımış. Boşaltılan okulda bir takım tadilat çalışmaları varmış. Ve çok ciddi, özensiz ve saygısız bir görüntü ortaya çıkmış. Atatürk büstünün üstüne harfiyat dökmüş. Özensiz, saygısız değil Semran. Bilerek, isteyerek, planlayarak, taammüden. Evet, taammüden. Ben de öyle katılıyorum da işte ifadelerinize ciddi bir saygısızlık. O görüntülerde şöyle yansıyor.
görüyoruz. Ordu'da sevgili izleyiciler bu görüntü. AKP'li belediye üstün üzerine harfiyatı dökmüş. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bir ülke kurmuş, bir cumhuriyet kurmuş, akla ve bilime dayalı. Ve bu kurucunun nasıl özensiz, saygısız hakaretlere maruz kaldığını, özensizliğe, saygısızlığa maruz kaldığını artık yıldık. Artık yıldık. Yani bu saygısızlıktan yıldık, bu saldırıdan yıldık. 15 Temmuz'un bize gösterdiği, onlara da gösterdiği AKP binasına Atatürk bayrağı asmasını biliyorsunuz değil mi? Bu ülkedeki Atatürk sevgisini politik olarak kullanmayı biliyorsunuz. Şimdi biz yönümüzü nereye çevireceğiz? Bir burayı konuşalım isterim. Şimdi, ne yapacağız bu böyle durumda? Artık hani bıçak kemiğe dayandı noktasına gidiyor. Atatürk'ü sevenler hiç yılmazlar. Hani yıldık diyoruz ya bazen. Biz yılmayız. Eğer gerçekten Atatürk'ü anlayabilmiş isek, gerçekten cumhuriyet değerlerini içimize, yüreğimize sindirebilmiş isek biz yılmayız, biz bıkmayız, bizi öyle harfiyatla falan gömemezler. Ancak büstlerimizi gömebilirler. Yani güçleri onlara yeter. Atatürk sevgisi ve ilkeleri bizim kalbimizdedir. Bir tek Atatürk sevdalısı bu ülkede toprak altına girene kadar, bir teki bile kalmayana kadar bu sevgiyi harçla marşla gömemezler. O nedenle bunlar bu şekildeki davranışlarla prim toplamaya çalışıyorlar. Kendi pencerelerinden baktıkları zaman bunu yapan belediye başkanının ödüllendirileceğini biliyorlar. Bunu yapan belediye görevlisinin ödüllendirileceğini biliyorlar. Bir örnek vereyim size. Mersin'in Silifke ilçesinde bir ortaokulda, ilköğretim okulunda eğitim öğretim yılı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Şimdi laik eğitime devlet vurulan, okulu değil mi bu? Hani efendim, şey değil yani. Evet, devlet okulu olsun, ne olursa olsun sonuçta bir okul, evet devlet okulu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Dedi ki efendim bakın bizi Kur'an'la halk arasında bırakmayın. Kur'an-ı Kerim hepimize aittir. Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabıdır, başımızın tacıdır. Elbette inançlarımız doğrultusunda biz kitabımıza göre yaşarız. Ancak burası bir devletin okuludur. Burada küçücük bebeler var. Biz bu bebelere elbette ki Kur'an-ı Kerim'i de öğreteceğiz. Ama okulda değil. Bunun öğretim yeri başka bir yerdir. Camilerde Kur'an okunur, evde okunur, baş tacı. Ama okul açılışında Kur'an-ı Kerim okutmak ve kitabı kullanmak yanlıştır. Ben bunu doğrudan Sayın Kaymakam'a da söyledim. Yanlıştır. Ne yanıt aldınız? Bir bakalım, inceleyelim. Baktılar, incelediler. İki gün sonra o okul müdürü ne oldu biliyor musunuz? Bir ilçenin bir okul müdürü iki gün, bak üç gün değil, iki gün sonra biz bunları konuştuk, basında tartıştıktan sonra o okuldan alındı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yapıldı. Ödüllendirildi yani. Tabii ki İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yapıldı. Şimdi bu şekildeki davranışlarda bulunanlar, Atatürk'e hakaret edenler, laik cumhuriyetimizi yok etmeye çalışanlar mevcut iktidar tarafından ödüllendiriliyor. Yarın takip edin bakın, o harfiyatı oraya döken ödüllendirilecektir. Hep birlikte takip edelim. Hiçbir şekilde kimse umutsuzluğa kapılmasın. Umutsuzluğa kapılanlar, evet zaman zaman umutsuzluğa kapılan insanlarla karşılaşıyorum, ben de onlarla konuşuyorum. Onlara diyorum ki, umutsuzluğa mı kapıldınız? Atatürk'ün gençliğe hitabesini bir kere daha okuyun. Bir kere, her umutsuzluğa kapıldığınızda yarım sayfa. Şablon gibi dönün, değil mi? Koyun okuyun, önünüzü, yaşadıklarınıza önünüze, bakın. Bir kere okuyun ve orada yazılanları bir bugünle değerlendirin. Ve gücünüzü yeniden toplayın. Umutsuzluğa mı kapıldınız? Gezi'de yaşamını yitiren, Gezi'de şehit olan, Gezi olaylarında organlarını Taksim Meydanı'na ve Türkiye'nin her yerine adeta sebil gibi saçan gençleri düşünün. Bu uğurda, özgürlükler uğrunda, demokrasi uğrunda bu gençler yaşamlarını verdiler. Biz orta yaşlıların ya da biraz daha kıdemli olanların umutsuz olmaya hakkı yok. Yine mi umutsuzluğa kapıldınız? Ankara Garı'nı düşünün. O Ankara Garı'ndaki gencecik halay çeken çocukların hayali önünüze gelsin.
sonra hep birlikte utanalım. Ne demek umutsuzluk diyelim ya? Ne demek umutsuzluk diyelim ve tekrardan yeniden ayağa kalkalım. Zaten biz varsak, hala hayattaysak umutsuz olunacak bir durumda yoktur. Yoktur. Hayır. Evet, biz ama varız ve hayattayız. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Peki. Sözünüzü tamamlayın lütfen, kesin sormayalım. Sadece şunu da eklemek istiyorum. Sadece umutsuz olmamak yetmiyor. İşte ne yapacağız? Umutsuz yan yana olmayacağız, ancak ne yapacağız? Ne yapacağız? Reklamdan yan yana sonra. Ne yapacağız? Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini de konuşacağız. Olur, kısa bir aradan sonra. Ama özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ve durumlar sizleri bir tıbbi bir geçmişiniz olduğu için çok iyi yakalıyorsunuz insanların ruh halini de. Biraz ruh haline yönelik olarak mesajlar verdi Aytuğ Atıcı. Kısa bir aradan sonra programımız devam edecek. Sevgili seyirciler, Türkiye'de saldırı altında olan değerlerimiz, Türkiye'de saldırı altında olan ilkelerimiz, hukuk, tüm bunların dışında yaşam alanlarımız ve yaşama hakkımız da saldırı altında. Sağlık Bakanlığı bütçesi deyince dün Plan Bütçe Komisyonu'ndaki tartışmaları şimdi konuşmak istiyoruz süremiz el verdiğince. Ama söze şuradan başlamak istiyorum çünkü merak edenler olmuş, bana da yazmışlar. Aytuğ Bey'in imajı değişmiş. Sakal ve yeni imaj dolayısıyla çok farklı değerlendirmeler yapılıyormuş. Neden böyle bir şey tercih ettiniz şöyle bir konjonktürde diyelim? Semra Hanım, aslında bir imaj değişikliği amacında değilim. Bu sakalım benim olağanüstü hal protesto sakalıdır. 20 Temmuz'da bana göre sivil darbe yapıldıktan sonra ben bu sakalı bırakmaya başladım. 15 Temmuz darbesinden sonra hemen iki gün sonra 17 Temmuz'da Cumhurbaşkanı işte merak etmeyin size müjdeli haberlerimiz var. Çok iyi işler yapacağız. Bu darbe girişimi Allah'ın bize bir lütfudur dediğinde 12 Eylül'ü yaşamış bir insan olarak eyvah dedim. Ya olağanüstü hal geliyor ya da sıkı yönetim geliyor. Ve o gün milletin kürsüsüne çıkıp onlara haykırdım. Dedim ki bakın sıkı yönetim düşünmeyin. Olağanüstü hal düşünmeyin. Çünkü artık bu darbe girişimi bitti. Sizin tabirinizle bugün saat 16'da her şey kontrol altına alındı. Ne olur artık buradan itibaren derhal normalleşmeye başlayalım dedim. Olağanüstü hal ilan ederseniz de sizi protesto edeceğim dedim. Olağanüstü hali maalesef zevkle, keyifle ilan ettiler. Ben de olağanüstü hali protesto etmek için böyle bir sakal bıraktım. Aynı zamanda başka bir anlamı amacı yok hayır, yani diyorsunuz. Aynı zamanda bu bir yaz sakalıdır. 12 Eylül'ü yaşayan bizi izleyenler çok iyi bilirler olağanüstü halin sıkı yönetimin ne demek olduğunu. Maalesef bu aradan geçen 4 aylık süre beni haklı çıkardı. Evet, olağanüstü hal Türkiye'de beraberinde yası getirmiştir. Olağanüstü hal nedeniyle kapatılan gazeteler, dernekler, olağanüstü hal nedeniyle Türkiye'nin altının üstüne getirilmesi ve rejimimizi süratle tehlikeye sokma zihniyeti bizim gerçekten bir yandan yas tutmamıza, bir yandan da bizi daha çok kamçılamaya neden olmuştur. Her sabah aynaya baktığımda, her sabah sakalımı gördüğümde bugün daha çok çalışacağım diye kendi kendime tabii söz mücadele veriyorum. İlmesinin de artması gereken bir süreç öyle görünüyor. Şimdi her alanda, her anlamda diye ifade edebiliriz bunu. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken de gazetelere yansımamış ama tartışmalar var. Şimdi gazetelere ne yansımış? Sigara pakete girecek yansımış. Kutu, kapalı kutular ardında satılacak yansımış. Bir işçi kaza geçirdi, bakan müdahale etti diye yansımış. Ama bütçede başka şeyler de oldu biz biliyoruz ki. Sizden onları dinleyelim istiyoruz. Öncelikle siz de o işçiye müdahale eden isimler arasındasınız. Geçmiş olsun diyelim öyle bir kaza yaşanması dolayısıyla. Elbette. Şimdi Semra Hanım, reklama girmeden önce umutsuzluğa yer yok dedik. Ama umutluyuz, umutluyuz. Öyle umutlu umutlu oturacak mıyız? Hayır. Her gün kalktığımızda umudumuzu tazeleyeceğiz ve layık demokratik cumhuriyetimizi korumak için bugün ne yapacağız?
konum kararını vereceğiz. Evet, isterseniz hatta, son mesajlar olarak verelim biz bunları programı kapatmadan önce. Bu oradaki tartışmaları bir girelim. Çok haklısınız, orayı tamamlamamız gerekiyor ama programı bitirirken o mesajları olur. Verelim. Herkes isterim. Kendi mevzisinde can siparişine çalışacak. Ben de sağlık alanında ciddi ömür tüketmiş bir insan olarak, sağlığın siyasetine, politikalarına vakıf bir insan olarak kendi mecramda, kendi alanımda laik cumhuriyetimi savunuyorum. Örneğin dün yaşanan bütçe görüşmeleri gayet güzel başladı. Sağlık Bakanı çıktı, efendim işte tuz tüketmeyin, egzersiz yapın, bisiklet dağıtıyoruz insanlara, halk bizden şu kadar memnun, halk şöyle ne kadar sakin, sakin, sakin öyle anlattı, anlattı, anlattı. Tam 1,5 saat. 1,5 saat içerisinde... Bakanı dinlediniz. Tabii doğal olarak görüşmeler tam 11 saat sürdü. 11 saat süre içerisinde hepimiz oradaydık. Bakanın ilk sunuşu 1,5 saat civarında bir süre aldı. Ve hiç sanki sağlıkta en ufak bir sorun yokmuş gibi bir tablo çizildi. Tabii ki ben de söz aldım ve bakanın hiç hoşuna gitmeyen şeyler söyledim. Bakanın, başlıkları alalım. Hani halktan, süremiz sınırlı ama. Tabii bakanın halktan gizlediği şeyleri söyledim. Bakan halktan neleri gizliyor? Bakın, bugün bebek ve anne ölümlerine baktığınız zaman Türkiye genelinde bir azalma olmakla beraber doğu ile batı arasında çok ciddi fark var. Yani sağlık hizmetleri doğu ile batı arasında adeta uçurum noktasına gelmiş durumda. Bebek ve anne ölümlerinin azalmasında elbette bu bakanlığın da rolü var. Ama bundan önceki bakanlıkların 1960 yılından beri Semra Hanım bizim istatistiklerimiz var. 1960 yılından beri çok ciddi şekilde düşen anne bebek ölümleri bunların döneminde de düşmeye devam etmiş. Ama ilk defa 2012 yılında, ilk defa 2013 yılında anne ve bebek ölümleri bu iktidar döneminde yükselmiş dedik. Halkımıza bunu söylüyoruz. Ne demek? Yani 2013 yılında 600 bebek sağlık politikaları nedeniyle gereksiz yere öldü demektir. Hı hı. Bebek ölüm hızındaki artış nedeniyle. Doğumda ölen anne sayısında artış var demek. Neden? Çünkü sağlık hizmetlerini bunlar adeta ticari bir meta haline getirdiler. Kanser oranları tam 2 kat artmış. Kanserle mücadele etmiyorlar yeterince. Kanseri tedavi etmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü kanseri tedavi ettiğiniz zaman çok güzel paralar geliyor oradan. Bakın diyorlar ki efendim işte sigara şeye girecek. Kapalı kutuya girecek. Efendim sigaranın kapalı kutuya girmesi iyi bir şey, tamam. Ama çocukların ciğerine girmesin. 14 yaş altı tütün kullanım oranı kaç biliyor musunuz? %23. 14 yaş altındaki çocuklarımızın her 4 çocuktan bir tanesi tütün kullanıyor. 19 yaş altında kaç biliyor musunuz? %74.8. Çok yüksek bir rakam. Korkunç rakamlar bunlar. Yani 19 yaşının altında tütüne eli değmiş çocuk oranı 4 çocuktan 3'ü. Şimdi siz bana nasıl kalkar dersiniz ki biz sigarayla mücadele ediyoruz? Bu verileri siz nereden edindiniz? Efendim bakın bunların tamamı sağlık istatistikleri kitabı, Sağlık Bakanlığı'nın. Bakanlık verileri yani. TÜİK verileri. Bunların zaten onun için çok sinirlendi bakan. Onun için sinirlendi. Çünkü ben hiçbir zaman kendi verilerimi kullanmam. Bakın sağlık istatistikleri cep yıllığıdır bu. Bunun daha büyük kitabı var. Sağlık Bakanlığı'nın sunumları, oradan ne birazdan söyleyeceğim. 2017 yılında dün ne sundu? Katastrofik dediğimiz yıkıcı sağlık harcamalarına birazdan değineceğim. Yine bakanın hoşuna gitmeyen bir oran, sezeryan oranları. Sezeryan oranları %53. Yani kadınlarımızın yarıdan çoğu normal doğumu unutmuş. Neden? Sağlık sistemi iyi olmadığı için. Fakat bakan bu rakamı verirken diyor ki efendim 2010 ila 2016'yı karşılaştırıyoruz diyor. Bütün kitapçığında 2002 ile 2016'yı karşılaştırırken sezeryan oranlarını karşılaştırdığında 2010 ile 2016'yı karşılaştırıyor. Niye? Çünkü niye? Çok büyük bir fark var, çok o görünüyor. Büyük, tabii çünkü 2010'da %45, 2016'da %53. Yani sezeryan oranları artmış ama sanki az artmış gibi. Halbuki 2002'de %24'tü. 24'ten 53'e çıkardınız. Yani kadınlarımız boşu boşuna
ameliyat oluyorlar. Bakın 10 bin kişiye düşen yatak sayısı, bu çok önemli. Hani bizi her gün arıyorsunuz ya, bizi izleyenler. İşte hocam yer yok, bize hastanede yer bulur musunuz? Yoğun bakımda yer yok, ameliyatta sıra alır mısınız? 10 bin kişiye düşen yatak sayısında Sağlık Bakanlığı'nın yatakları azalıyor. Yerine özel hastaneler. Bizim gözümüzü boyuyor bakan. Diyor ki efendim biz de 2002'de 10 bin kişiye 25 yatak düşüyordu. Şimdi 26.6 yatak düşüyor. Arttı. Yalan. Çünkü artan yatak sayısı özel hastanelerin ki Sağlık Bakanlığı'nın rakamları düşmüş. Şimdi daha vatandaşlarımızı ilgilendiren daha can yakıcı, daha çarpıcı rakamlar söyleyeceğim. Diyor ki Sağlık Bakanlığı, efendim sağlık harcamalarımız arttı. Evet, sağlık harcamaları yani dolar karşısına baktığın zaman mecburen artacak zaten. Nüfus artıyor, mecburen artacak. Ancak sağlık harcamalarındaki artışı biz gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranına göre bakarız. Yani elde ettiğimiz gelirin ne kadarını sağlığa harcıyoruz? 5.4. Hiç değişmiyor bu. Evet, bugün 10 lira, yarın 12 lira. Yani nüfus artıyor falan ama. Tabii para artıyor ama gayri safi yurt içi gelirimiz de artıyor. Böylece gayri safi yurt içi hasılanın içerisindeki sağlığa ayrılan pay aynı. Hiç kimse kimseyi uyutmasın, bunlar da bize yutturmasınlar. Direkt vatandaşı ilgilendiren bir şey söyleyeceğim. Cepten sağlık harcamaları. Cepten. Şimdi diyorlar ki bize, efendim cepten sağlık harcamaları azaldı diyorlar. Açık net bir şekilde yalan söylüyorlar. Kendi yorumları şu, diyorlar ki cepten harcamalar toplam sağlık harcamaları içinde azalmıştır. Yani Türkiye sağlığa 100 lira harcıyorsa, vatandaş da 10 lira cebinden harcıyorsa, bir dahaki sefere diyor bu diyor 9'a düştü. Halbuki Türkiye'deki sağlık harcamaları çok arttığı için, ilaca, tetkike çok para harcandığı için vatandaşın artan cepten sağlık harcamalarını gizliyorlar. Ben net rakamı vereyim size. 2002'de vatandaşlarımız her yıl cebinizden 37 dolar harcıyordunuz. Hadi Türk lirasını da vazgeçelim. 37 dolar harcıyorsunuz. Bu yıl 100 dolar harcıyorsunuz. Benim rakamım değil ki bu. TL de değil, dolar. Dolar bazından. Bakın Sağlık Bakanlığı'nın kitabına referans veriyorum. Sağlık Bakanlığı'nın istatistik bu yıllığına. Bu cepten, bakın, direkt vatandaşın cebinden çıkıyor direkt diyorsunuz. Direkt cebinden. Yani işte efendim biz sağlıkta devrim yaptık falan. Hadi oradan. Sağlıkta siz elinizi vatandaşın cebine attınız. Bakın hesap ettim, hiç üşenmedim. 37 dolarla başlamış, 100 dolara çıkmış cepten harcamalar. Aldım bunu vatandaşın parası nüfusuyla çarptım. Ve yepyeni bir sağlık bütçesi çıktı ortaya. Yani devletin Sağlık Bakanlığı'na verdiği bütçe kadar bir bütçeyi vatandaşın cebinden tırtıklamış. Nereye gitti bu para? Efendim işte vatandaş memnun. Hayır kardeşim, vatandaş memnun değil. Şimdi yine Sağlık Bakanlığı'nın bir önemli bir verisini... Şimdi birkaç dakikamız kaldı, toparlayalım isterseniz. Derhal toparlayalım. Çünkü şu yargı var hakikaten, hani AKP'nin getirdiği sağlık sistemiyle insanlar özel hastanelere rahatlıkla gidiyorlar ediyorlar falan diye bir rahatlamadan da söz ediliyor. Ama siz diyorsunuz ki cepten harcıyorsunuz diyorsunuz. Bakın bunu ben söylemiyorum Semra Hanım. Sağlık Bakanlığı'nın verileri söylüyor. Sadece bakan çıkıp bunu ağzıyla söylemiyor. Niye söylesin ki adam, yani söylemeyecektir. Elbette. Özel hastanelere gidenler sadece parası olanlardır. Çünkü özel hastanelerde hiçbir fark alınmayacak. Cebine nüfus kağıdını koyan istediği hastaneye gidecek diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Şimdi yine sen %200 fark alınmasına imza attın kardeşim. İmza attın. Vatandaşın da artık uyansın. Bakın biz muhalefet partisiyiz. Elbette ki yarın iktidar olmak isteriz. Onun için eleştiririz. Ama benim bu verdiğim rakamlar... Benim uydurduğum rakamlar değil Semra Hanım. Sağlık Bakanlığı'nın raporları. Dünkü sunumdan çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Bakın arzu edenler buyursunlar. İşte 2017 bütçe sunumu Sağlık Bakanlığı'nın burada. Buradan benim dediğim rakamı bulsunlar çıkarsınlar. Ancak ben bir yorum yapacağım. O yorum burada yok. Diyor ki Sağlık Bakanı, katastrofik sağlık harcaması. Katastrofik demek yıkıcı demek. Yani aileyi perişan eden bir ailenin bir yılda kaç aile öyle bir sağlık harcaması yapmış ki perişan olmuş. Yani kendi gelirinden, bütün gelirinden gıdayı çıkardıktan sonra, gıda harcamasını çıkardıktan sonra kalan paranın
%40'ından daha fazlasını sağlığa ayırmışsa bu katastrofik, yani yıkıcı, yok edici sağlık harcamasıdır diyor. Ve kendisi rakam veriyor. 2002 yılından bugüne kadar tam 2,5 kat artan sayıda aile katastrofik sağlık harcaması yapmış. Hemen hesap ettim toplam hane sayısını ve ne kadar olduğunu. 60 bin hane geçen yıl, 60 bin hane, bu yıl daha tam rakamları bilmiyoruz. 60 bin hanede bu ülkede katastrofik, yani yıkıcı sağlık harcaması yapılmış. Şimdi bunu ben değil, Sağlık Giderek Bakanlığı'nın de artıyor yani bireysel kendisi olarak söylüyor Semra Hanım. Şimdi bunu Allah billah aşkına, yani görmezden gelir. Kızdırdınız tabii bakanı. Çok kızdı. Çok, yani bir bakana yakışmayacak şekilde davrandı. O artık herkes kendi karakterini, kendi sözü toparlarsak Sayın Atıcı. Yani elbette ki biz, siz ayna tutmuşsunuz. Yani keşke dinleseler. Dinleseler aldatılmıyorlar aslında, muhalefeti dinleseler ama yani dinlemeyip hep hata yapıp sonra da hay Allah bu yanlış olmuş deyip dönmeye çalışıyorlar. Bizim falan yaptığımız eleştirileri sadece o eleştirileri kitapçıklardan çıkararak, o eleştirileri kendi söylemlerinden çıkararak dinliyorlar. Halbuki bizim eleştirilerimiz daha iyi bir Türkiye içindir. Bizim eleştirilerimiz daha iyi bir sağlık sistemi içindir. Bizim eleştirilerimiz kötü değildir. Yani biz bu eleştiriyi yaptık yurttaşların diye mutlu olmuyoruz. Yurttaşların daha medeni bir dünyada yaşayabilmesini tabii biz mutlu sağlamaya olmuyoruz çalışıyoruz. Keşke eleştirecek bir şey olmasa da biz de desek ki Allah sizden razı olsun, buyurun ya memleketi siz idare edin, biz de keyfimize bakalım diyebilsek. Ama bizim eleştirilerimizi sadece bizim onlara söylediğimiz rakamları çıkartarak veya onları yamultarak söylüyorlar. Bütün bunlara rağmen biz bu ülkede onurlu birer yurttaş olarak yaşamaya devam edeceğiz Semra Hanım. Her şeyin dirençle farkındayız. Dirençle diyorsunuz. Her süreyi tamamladık ama mesaj dirençle, evet, olduğumuz gibi olmaya devam edeceğiz. Hayır, yanlışları yetmez da söyleyeceğiz. Olduğumuz gibi olmak yetmez, daha iyisini olacağız. Bizler bugün sanki yarın seçim olacakmış gibi sandık örgütlenmesiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gücünü hissediyoruz. Bakın biz artık istemiyoruz böyle bir sistemi, haykırmak istiyoruz diyenler. 3 Aralık'ta Adana'da miting yapıyoruz. Teması Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz. 3 Aralık şimdi, Adana. Elbette. Evet, o nedenle kimse umudunu kaybetmesin ama sadece umutla mitingler değil. Mitingler başlıyor çalışarak anladığım kadarıyla. Efendim çoktan çalışmaya başladık. Türkiye'nin 71 ilinde sandık örgütlenmesini tamamladık. Güneydoğu'da orada kan durur durmaz hemen oraya gideceğiz. Yaraları hem saracağız hem örgütleneceğiz. 81 ilin 71 ilini tamamladık. Çalışıyoruz. Evlere ziyaretler yapıyoruz. Evet. Bize diyor ki niye geldiniz? Çünkü ülke iyi durumda değil. Sadece konuşmaya seçim için diyorsunuz. Değil. Elbette. Evet. Sayın Atıcı çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem meclisten hem de Türkiye'nin halinden, o halinden, bu halinden değerlendirmeler yaptık. Sağlık Bakanlığı bütçesinden çok çarpıcı bir not. 2002'de 37 dolar harcıyordunuz sağlık için. Bu yılsa 2016'da 100 dolara çıkmış. İşte aradaki fark bizim yaşantımızdan gidenleri bize gösteriyor. Siyasi boyutu da yaşadıklarımızın ayrı. Yarın aynı saatte bir başka konukla yine yeni güne gazeteler, videolar, özel videolar ve haberlerle başlayacağız. Bekliyor olacağız sizi.